Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Öncelikle kimilerinize şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bakınız ben fıkralarımda küfretmiyorum. Fıkralarımda müstehcenlik de yok. Müstehcen kelimeler de kullanmıyorum. Günlük yaşantımızda kullandığımız kelimeler, kurulan cümleler, deyimler. Kimseye hakaret etmiyorum. Fıkra hakaret etmek için anlatılmaz ki zaten. Fıkralar bir bakıma kıssadırlar, hisse alınsın diye anlatılır. Çok değerli bir kardeşim, çok haklı olarak büyük ihtimalle tabii ki, bence de haklı yani sadece kendisi açısından değil. Oğlumuz ve eşim de izliyorum diyor. Anlattığınız fıkralar diyor, çocukların diyor ahlakını bozabilir. Ama yine de diyor, izlemeye çalışıyorum, uyarayım dedim. Tabii çok güzel, uyarayım gibi bir şey yahut da. Ama bir bakıma uyarıyor beni yani. Ben sevgili kardeşimi ve onun gibileri üzmek istemem. Ama canlarım, 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor. Artık insanlar nasıl konuştuklarıyla değil, ne dedikleriyle anılmalı, ne söyledikleriyle anılmalı. Birilerine ne iftira atmak, inanın küfretmekten çok daha ağırdır. Ben mesela burada birisine iftira atacağıma yalan dolan, hiç aslı astarı olmayan, bilgiymiş gibi vereceğim sözde haberlerle birisini aşağılarsam, itibarsızlaştırmaya çalışırsam, inanın küfretmemden çok daha iğrenç bir şeydir, çok daha müstehcendir. Ya ne var bunlarda ya? Hangimiz günlük hayatta kullandığımız kelimeleri kendi evimizin içinde eş dost sohbetlerinde kullanmıyoruz? Şurada 270 bin kişilik, hatta 270 bin de geçtik zannederim. Bir dijital aileyiz. Ya birbirimizin ayıbı olmamalı. Aile içinde eşinizle, çocuklarınızla konuşurken ne kadar samimiyseniz ben de o kadar samimiyim. Benim anlattığım fıkralar çok da edepli olmayabilir. Ama ben de size kendim için ben çok edepli birisiyim demedim ki. Ben de sıradan bir yurttaşım, sıradan bir vatandaşım. Duyguları olan, zaman zaman küfretme ihtiyacını bile hisseden ama genelde küfür yerine argo kelimeler kullanmayı tercih eden, argo kelimelerin geçtiği fıkralar anlatan ama bunlardan da birer hisse çıkarılmasını talep eden bir dostunuzun, bir dedeyim, bir abiyim, bir amcayım, bir arkadaşım. Lütfen beni böyle anlayın. Mesela şimdi anlatacağım fıkra kimlerinize müstehcen gelebilir ama inanın çok önemli. Lütfen. Bütün istirhamım sizden bu konuda beni anlayışla karşılamanız ama yine de o arkadaşlarım için şimdiden söyleyeyim. Bu videomun kapak başlığına kırmızı nokta olduğuna işaret eden bir cümle koyabilirim. Mesela bu videoyu çocuklarınıza izlemeyin yahut da bu videoyu 14 yaş altındaki çocuklarla izlemeyin, 16 yaş altındaki çocuklarla izlemeyin gibi bir not düşebilirim. Galiba düşmem de gerekir. Ama bence benim penceremden baktığımda önemli bir kıssa bu anlatacağım. Fıkra değil, bence fıkra değil. Evet fıkra olarak anlatılıyor ama kıssa. Zamanın birinde 40 harabiler varmış biliyorsunuz ve kervanları basar. Kervandaki malları çalar giderlermiş. Hatta kimilerinin de nöbetçileri falan öldürürlermiş. Ama biliyorsunuz değil mi? Sadi Şirazi'nin dediği gibi. Sultan göz yummazsa eşkıya kervan basamaz. O zaman da öyleymiş. Kervan sahibini, kervanın malını, mülkünü iktidar, sultan korumadığı için... İktidarın adamları büyük ihtimalle sultanın adamları eşkıya ile duygusal bağ kurdukları için olacak herhalde. Kervanlar korumasızmışlar. Kervan sahiplerinden biri arkadaşlarına, çalışanlarına, yakınlarına demiş ki ya arkadaş buna bir çözüm bulalım ya. İşlerinden biri beyim demiş falanca falanca yerde bir yiğit yaşıyor. Öyle bir yiğit ki, öyle bir güçlü kuvvetli yiğit ki bunların 40'ının da hakkından gelir. O sırada bir başkası söze karışmış. Evet ben de o yiğidi tanırım. Namını duymuşum ama uykusu biraz ağırdır demiş. Boş verin.
olsun ne kadar ağır olursa olsun ufak birkaç gürültüde uyanır demişler ve gidip yiğidi getirmişler. Kırkaramilerin başı o kervan sahibinin kendisine karşı koymak için bir yiğit kiraladığını öğrenmiş. Düşmüş o kervanın peşine. Kervan bir gece bir yerde konaklamış. Haliyle kervanın sahibi ve yakın çalışma arkadaşları nasıl olsa yiğit var diyerek uyumuşlar. Ama ilginçtir. Yiğit de uyumuş. Evet, uykusu ağır olan yiğit de uyumuş. Ve kırk haramiler kervanı basmışlar. Harami başı demiş ki, bir dakika. Eyleme geçmeden önce hepiniz sırayla şu bana kafa tutan yiğidin yani becerin demiş. Türkçesi bu ya, Allah Allah. Ve 39 harami 1, 2, 3, 4, 5 başlamış iş tutmaya ama yiğit oralı bile değil. Uyarmıyor abi. Hakikaten de uykusu ağır. 39. harami işini bitirdiğinde tam haramilerin başı da verdiği talimatın aynısını yapacak. Yiğit uyanmış. Abi yastığının altından kılıcını çekmiş, fırlamış ayağa. Şakkada şukkada şakkada şukkada şakkada şukkada abi. 40 tane haraminin 40'ını da yere sermiş. Tabii olayın 39. haraminin icra-i sanatından sonra olduğunu kervandakilerin kimileri görmüşler ve bunu da kervan sahibine anlatmışlar. Kervan sahibi yiğidi yanına çağırmış. Yiğit hayatından memnun. İşini yapmış. Elinde bir kese altın kervan sahibinin yiğidi atmış. Tebrik ederim yiğidim demiş. Çok iyi iş başardın ama bundan sonra seninle çalışamayacağız. Yiğit şaşırmış. Neden beyim demiş. Ne kusur ettim. Kardeşim iyisin, hoşsun, güçlüsün, kuvvetlisin, yiğitsin tamam ama ben kervanımın her basılışında seni becerecek 39 tane harami nereden bulacağım? Canlarım. Şimdi bakıyorum iktidar medyası bir sevinç, bir çığlıklar, dolar düştü 10 liraya, 9 liraya. Akit, yeni Akit gazetesi yazmış. Yıl sonunda yani 5 gün, 6 gün sonra 1 dolar 5-6 liraya falan düşecek diyorlar. Düşer mi? Ya bilmiyorum. Düşerse de düşsün. Doğal şartlarda düşerse bayılırım, bayılırım, bayılırım. Doğal şartlarda. Arz talebe göre. Neyse canlarım. Ama ne zaman böyle dolar 18'ler, 20'ler ya da 8 liradan 12-13'leri görüyor, 12'den 13'ten 20'leri görüyor, 20'den sonra belki 30'u 40'ı görecekti. Bizimkiler şahane bir buluş gerçekleştiriyorlar. Mucize bir buluş gerçekleştiriyorlar. Dolar 18 liradan 10 liraya düşüyor. Şimdi yani insan düşünüyor, ben düşünüyorum. Ya arkadaş tamam iyi, hoş, güzel de bu millet sizin mucize bir buluş gerçekleştirmeniz için her seferinde doların %60, %70 hatta %100 TL karşısında değer kazanmasını mı bekleyeceğiz? Abi ölürüz yahu. Tansiyondan ölürüz yahu. O dalgaya kimse dayanamaz. O dalga falan değil. Tsunami çünkü. Ya canlarım böyle bir şey olmaz yahu. Hayır, bir de işin ilginç tarafı var. Muhalefet partileri mesela, kardeşim bir dakika ya ne yaptın, nasıl ettin bunu, tamam güzel harika bir yöntem buldun ama bak Merkez Bankası kaynaklarından 3 gün içinde 9 milyar dolar rezerv satmışsın. Kime sattın, nasıl sattın, bunları anlat diye sorduklarında da cevap vermiyorlar ha. Hayır. Hiç cevap, size hesap mı vereceğiz diyorlar. Yargıç bankayı soyan hırsıza demiş ki, anlat bakalım şu bankayı nasıl soydun? Hırsız itiraz etmiş. Yargıç bey demiş, siz benden suçu işleyip işlemediğimi mi öğrenmek istiyorsunuz? Yoksa meslek sırları mı? Benim tahminim o ki bu arkadaşlar meslek sırlarını vermek istemiyorlar. Olabilir mi? Bilmiyorum. Olmaması gerekir ama burası Türkiye. Demek ki oluyor canlarım. Bir haber okuyayım mı size? Bakın. Türk lira kredilerle döviz, kripto veya hisse alımını engellemeleri için BDDK'dan uyarılan bankalar çareyi müşteriye taahhütname imzalatma buldu. Böyle olur bizde piyasa ekonomisi. Piyasa ekonomisi nedir?
insanların kredilerini, yani kullandıkları kredileri yahut da kendi paralarını, kendi mülklerini özgürce tasarruf edebilmeleri demektir, değil mi? Ya bu insan gitmiş kredi al kullanmak için bankadan, yeterliliği de varmış. Yani gerekli teminatları göstermiş. Bankada uygun görmüş, adama kredi verecek. Ya sana ne kredi adamın ne yapacağından? Allah Allah. Uyuşturucu ya da silah bile alacaksa İçişleri Bakanlığı'nın işi o. Sen adamın peşine düşüp uyuşturucu alıp almadığını inceleyeceksen bankacılığı bırak, istihbaratçılığa başla. Senin istihbaratçıların sadece senin kredi vereceğin kişinin bu krediyi geriye ödeyip ödeyemeyeceğine bakarlar. Ha bir de şudur. Dünya çapında bir uyuşturucu kaçakçısıdır. Dünya çapında esrar kaçakçısıdır. Dünya çapında silah kaçakçısıdır. Beyaz kadın ticareti yapan bir yasa dışı adamdır. Lafımız yok elbette. Ona kredi vermezsin zaten. Kredi vermezsin. Ama yurttaş gelmiş senden, incelemişsin, evraklarına bakmışsın, alacağı krediyi ödeyebilir. E vereceksin arkadaş. Vermek zorundasın ya, ayıp ya. Bu ne demek ya? Krediyi nerede kullanacaksın? Sana ne ya? Hani piyasa ekonomisi? Canlarım ya. Bir de şimdi, tabii bu belirsizlik ortamının istikrarlı ortama döndüğünü iddia eden iktidar yalakaları var. Ya anlayamadım, nasıl döndü ya? Birincisi dün gece tweet attığım gibi. Geçtiğimiz hafta pazartesi gününden bu yana döviz kurları gece düşüyor. Yani akşamüstü daha doğrusu. Akşam saat 18'den sonra Türkiye'deki, bakıyoruz o Merkez Bankası kaynaklarına, kurlar düşmeye başlıyor. Sabah saat 9'a kadar düşüyor. 9'dan sonra toparlanıyor. Abi gece yarısı Türkiye'de piyasalar kapalıyken bu kurlar neden düşüyor? Kaldı ki 20'sinde de, değil mi? 20'sinin akşam üzeri saat 8'de Erdoğan o açıklama yaptıktan sonra da sabaha kadar Türk lirası dolar karşısında bir gecede 7 lira değer kazandı. Bir gecede. Yani tansiyon bir gecede 18'den 11'e düştü. Ya bu nasıl düştü ya? Ne yedin, ne içtin anlat arkadaş. Hangi ilacı aldın? Doktor bile şüphelenir. Durduk yerde bu tansiyon bu kadar düşmez. Bir şeyler yapmış olman lazım. Ama diyorum ya, bizimkiler bu konularda hesap da vermiyorlar. Bu çözümün nereden kaynaklandığını da anlatmıyorlar. Böyle bir ortamda bir sanayici malını, üreteceği malının fiyatını tespit edebilir mi? Ya da bir tüccar satın aldığı bir malın kaça satacağını tespit edebilir mi canlarım? Anlatmıştım. Bir kez daha anlatayım. Örneklemeleriyle. Sanayicisiniz. Bir ürünü üretip para kazanacaksınız. Tabii ki ticaretin amacı, sanayicinin amacı para kazanmaktır. Önce ne yaparsınız? Piyasada ürünün talep görüp görmediğini ya da ne kadar talep gördüğünü, segmentlerini, yani segmentleri var mı? A kalite, B kalite, C kalite, D kalite var mı? A kalitenin malı fiyatı kaç para piyasada? B'nin kaç para, C'nin kaç para, D'nin kaç para? Değil mi canlarım? X otomobilinin bir segmenti var fiyatı o 100 lira, bir segmenti var fiyatı 300 lira. Üç misli birden aynı marka mı? Bunlar sanayicilerin, üreticilerin dikkate aldığı şeylerdir. Baktınız, dediniz ki tamam ben A segmentini üretirim. Piyasadaki fiyat da güzel ama bunu üretmeden önce ne yaparsınız? O fiyattan para kazanıp kazanamayacağınızı öğrenmek için birimbaşı maliyetinizi bulursunuz. Birimbaşı maliyetinizi buldunuz. 100 lira çıktı. Dediniz ki ben bu maldan, bu üründen 30 lira net kar elde etmek istiyorum. Değil mi canlarım? Peki. Fiyatınızı 130 lira olarak tespit edersiniz. Önce ön fiyat. Bu maliyet artı hedeflediğiniz kar. Onun üzerine varsa eğer devlet tarafından tahsil olunan özel tüketim vergisini koyarsınız. Onun üzerine de net karınızın, öyle ya, satıştan net bir kar elde edeceksiniz. O net karınızdan ödeyeceğiniz vergi oranı kadar da bir ilave daha yaparsınız. Net 30 lira mı kazanacaksınız? %30 vergi mi vereceksiniz? Malınıza 9 lira daha fiyat ilavesi yaparsınız. Yaklaşık 10 lira. Ne oldu? Diyelim ki 130 liralık malınızın
%10 kolay olsun diye yapıyorum. Özel tüketim vergisi var 13 lira. Et 143 lira. 10 lira da sizin ödeyeceğiniz gelir vergisi var. Et 153 lira. Piyasadaki fiyat da 160 lira, 150 lira, 152 lira falan arasında. Kalitenize de güvendiniz, servisinize güvendiniz ve malınıza bir fiyat biçtiniz. Dediniz ki 155 lira. Değil mi canlarım? Piyasaya çıktınız. Ama siz bunu yaparken 1 dolar mesela 10 liraydı. Siz ürettiniz malınızı. Satmaya başladınız, satıyorsunuz. Dolar kuru çıktı 18 liraya. Ya ne yapacaksınız? Hayır, ne yapacaksınız? O malı, piyasaya sattığınız malı yeniden sattığınız fiyattan üretebilecek misiniz? Düşünürsünüz değil mi? Hesabını yaparsınız. Çünkü eğer siz 100 liraya mal edip ancak 155 liraya sattığınızda 30 lira kazanacağınız bir malın maliyeti bir anda 120 liraya, 130 liraya çıkmış ise koyacağınız fiyat vergiyi, mergiyi, devletin alacağı gelir vergisini, özel tüketim vergisini kapsayacağı için size para kalmaz. Hatta bir de ziyana geçersiniz. Siz böyle bir ürünü üretir misiniz? Üretmezsiniz. Ya da tüccarsınız. X malını aldınız. 100 liraya aldınız. 30 lirada kar koydunuz üzerine değil mi? 130 lira. Vergisi zaten belli koyuyorsunuz. Sizin ödeyeceğiniz vergiyi de koydunuz. O da gene diyelim ki oldu 155 lira. İyi de siz o ürünü 155 liraya sattığınızda toptancısına tekrar gidip eğer 140 liraya alacaksanız o ürünü satar mısınız? Deponuzda bekletirsiniz. Ve bunun adına ne yazık ki devlet stokçuluk diyor, ülkenin cumhurbaşkanı hadlerini bildiririm diyor. Yapamazsınız beyefendi. Cumhuriyet kanunlarımızın hiçbir yerinde stokçuluk diye bir suç yok. Savaş zamanı ise elbette stokçuluk suçtur. Olağanüstü hal deprem. Evet, doğrudur. O zaman hak veririm. Ama normal piyasa düzeninde işlerken siz insanların spekülasyondan dolayı olabilir, suç değildir. Geçtiğimiz günlerde Şirin Payız'ın spekülasyonunu suç olarak tanımladı. Yapmayın, yapmasınlar. Bu da aklımdayken söyleyeyim bunu. Aman Şirinciğim, yapma kardeşim böyle şeyler. Sonra siz muhalifsiniz, ciddiye alınmıyorsunuz. Neyse canlarım, bu tüccar yeniden yerine koyma maliyetini hesaplamadan ticaret yapar mı? Tutar deposunda, bekletir kardeşim. Çünkü başka imkanı yoktur. Ne zamana kadar bekletir? İstikrar gelinceye kadar bekletir. Peki Türkiye'ye istikrar gelecek mi? Gelmez. Türkiye'ye istikrar henüz gelemez. TÜİK istediği kadar yan çizsin, istediği kadar sahte enflasyon oranı uygulasın, açıklasın. Yine de zannediyorum 2021 enflasyon oranını %26'nın %27'nin altına düşüremez. Canlarım, ortalık yangın yeri gibi. Evet. Ortalık yangın yeri gibi. Fiyat artışları, fiyat artışları. Bunu devlet de körüklüyor. Devlet yapıyor bu zamları. Enerjiye yaptığı zam her şeye yansıyor mesela, değil mi canlarım? Evet, hasılı kelam, güzellerim. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ancak bundan kurtuluşun yolu var. Ama bundan kurtuluşun yolunun erken seçim olmadığı kanaatindeyim. Bunu bana kimileriniz kızsanız da, öfkelenseniz de, kırılsanız da, incinseniz de söyleyeceğim. Eğer bir mevziye topçu zabiti gibi ateş ettiyseniz, yıkıncaya kadar ateş edeceksiniz. Yaralı bırakırsanız bir düşmanınızı, rakibinizi, sizi perişan eder. Bir kale burcunun yarım yıkıp onarılmasına imkan verirseniz o kaleyi fethedemezsiniz. Muhalefet partileri şu anda erken seçim isteyerek bence siyasi hayatlarının en büyük hatasını yaptıkları gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletine de hata yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Bakınız Amerika örneği. Trump ya, Trump ya. Sokak çocuğu Trump. Sığ Trump. Karşısında 50 senelik devlet adamı Biden olduğu halde, Biden olağanüstü bir oy farkıyla kazandığı halde, bakın 2 senede ne hale geldi Trump'ın karşısında. Sadece 2 senede. En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Trump Biden'dan 6 puan önde. Halklar böyledir. Dünyanın her yerinde böyledir. Hele bizimkiler Amerikalılardan daha da böyledir. Erken seçime gidin bu Haziran'da. Sizi temin ederim ki Erdoğan kazanır.
Erdoğan kazanamazsa da ne olur biliyor musunuz? Erdoğan kazanamazsa yeni iktidarın elinde pimi çekilmiş, saati bozuk bir bomba bırakır. Kazanırsa kendisi de 5 sene daha kazanır. Canlarım. Recep Tayyip Erdoğan at ölür, Arap ölür ya da Arap atı Arapça öğrenir kafasında birisi. Biliyorsunuz ama bir kez daha kısaca hatırlatayım. Mahkum sabah erken saatlerde alınmış, imam ve askerler tarafından idam edilmeye götürülüyor. Hücre arkadaşıyla da tabii vedalaşmış. Bir süre sonra dönmüş sağ salim. Arkadaşı şaşırmış. Ne oldu ya? Affettiler mi seni yoksa demiş. Tam demiş ilmek boynumdayken altındaki sandalyeyi neyse işte tekmeleyecekler. Padişah son arzumu sormuş. Ben de dedim ki padişahımızın Arap atı var biliyorum, duyuyorum hünerlerini. Arap ata Arapça öğretmek istiyorum. Şaşırmışlar. Ne kadar zamanda? Bir sene içinde. Gitmişler sultana demişler ki Arap atınıza Arapça öğretmek için bir sene istiyor. E bırakın demiş. E bırakın. Nasıl olsa sonunda asacağız. Dediler ve beni bıraktılar. Hücre arkadaşı şaşırmış. Yahu olur mu? Hiç Arap at Arapça öğrenir mi? Yahu tabii öğrenmez ama arkadaş demiş. Bak eğer ben bu teklifi yapmasaydım şimdi yoktum. Bu teklifi yaparak bir sene kazandım. Bir sene içinde ya sultan ölür, ya at ölür, ya da bakarsın at Arapça öğrenir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün iktisadi politikaları ve siyasi politikaları böyle. Ya at ölür, ya Arap ölür, ya da bakarsınız Arap at Arapça öğrenir. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.